Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, sizleri bu hafta hiçbir yere gitmiyoruz. Ev mutfağına giriyoruz arkadaşlar. Bugün lezzet yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Cıvıklı kıymalı pide yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? İlk kez yapacağız. Kayseri yöresine aitmiş. Biz de bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Önce malzemelerimizi gösterelim arkadaşlar. Şu an malzemelerimize gidiyoruz. Sevgili takipçilerimiz, İşte karşımıza 1,5 kilo yakın kıymamız var arkadaşlar. Kırmızı biberimiz, domatesimiz, yeşil biberimiz, soğanımız, burada baharatlarımız var arkadaşlar. Kırmızı biber, nane, kekik ve karabiber ve tuzumuz arkadaşlar. Ve bunları kıymamızla birleştiriyoruz. Şu anda yardımcımız birleştiriyor arkadaşlar. Daha sonra yoğuracağız. Evet. Arkadaşlar, son olarak da kendim baharatları, tuzu hepsini beraber koyuyoruz. Evet sevgili dostlarımız, şu anda karmamızı yapıyoruz. Ya çalmaç mutfakta. Sizlere bugün pide yapacağız arkadaşlar. İyiceden yediriyoruz. Domates tekrar malzememizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu anda biraz yoğuracağız arkadaşlar. Malzememizi kıymamıza yedireceğiz. Çiğ köfte gibi yoğuracağız. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin desteğiniz olmadan bu iş olmuyor arkadaşlar. Bizleri evinize, iş yerlerinize, ceplerinize konuk ettiğiniz için öncelikle teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Elimizden her şeyi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar, iyice de malzemelerimizi yediriyoruz. Daha sonra da hamurla buluşturacağız. Sevgili Kayseriler, sakın sakın biz ilk kez deniyoruz, böyle olmaz demeyin. Biz deniyoruz. Ama hiçbir denizi yemediğimiz için maalesef kendi yaptığımızı yiyeceğiz. Kayserilere sözüm var. İlk Türkiye turundan Kayseri'den başlayacağımı belirtiyorum. Bu yüzden öncelikle desteklerinizi bekliyoruz. Kayseriler, desteklerinizi bekleyin. Tüm Türkiye'de, dünya beni dinleyin. Kıymamızı biraz istirahate bırakalım arkadaşlar. Biz nereye geçiyoruz? Hamura geçiyoruz. Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, işte hamurumuz, biz daha önceden yoğurmuştuk arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle yuvalayalım. Açılma, hamur açmaya devam ediyor. İlk kez açıyor arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, bu hafta yorgunuz arkadaşlar. Bu hafta ev mutfağına geri döndük. Ne yapıyoruz bu hafta? Cıvıklı pide yapıyoruz. Kayseri yöresine ait arkadaşlar. İlk kez yapacağız. Buradan hatalarımız olursa Kayseriler kusura bakmayınız. Biz ilk kez yapıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar. Nihat Çalmaç her yerden çıkabilir. Haftaya nereden çıkacağımız belli olmaz arkadaşlar. Bu hafta mutfaktayız. Reklamlardan sonra beni takip etmeyi unutmayın. Ben beceremedim arkadaşlar. Merdane ile açamadım. Çünkü yapıştırdığımız için. Teknik destek aldık. Alıyoruz şu anda arkadaşlarımız. Buradan takipçilerimize duyurulur. Biz ne yapıyoruz? İç hazırlamaya, tepsiyle buluşturmaya gidiyoruz arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, artık kıymayla
fırın tepsisini buluşturmaya gidiyoruz ve hazırlıyoruz. Kayseri yöresine ait cıvıklı kıymalı pideyi fırına vereceğiz. Hep beraber nereye gidiyoruz? Tepsiye gidiyoruz arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi fırın tepsisine malzememizi koyduk. Gördüğünüz pidemizi hazır vaziyete getirdik arkadaşlar. Hep beraber malzememizi yerleştirelim. Ve kamerayla da teknik desteğimizi devam ettirelim arkadaşlar. Benim bu hafta arkadaşlar kıymamızı bu şekilde yayalım. Arkadaşlar sizler de evde deneyin. İstanbul arkadaşlar, Kayseriler yöresine ait lezzetleri denemeye gideceğim arkadaşlar. O yüzden şu anda takip ediyoruz ama cıvıklı pideyi deneyeceğim arkadaşlar. Onlar lezzetiyle. Önce kendim yemem lazım, kendi ellerimle. Arkadaşlar üzerine de tereyağı bırakıyoruz bu şekilde. Normalde kuyruk yağıyla yapıyorlar arkadaşlar. Bize kuyruk yağı olmadığı için tereyağıyla. Sevgili takipçilerimiz, fırına doğru gidiyoruz. Cıvıklı kıymalı pidemizi fırına verdik arkadaşlar. Fırını şöyle görüyorsunuz. Sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi kıymalı, cıvıklı kıymalı pidemizi fırına verdik. Bunu daha önceden verdik arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Artık bizden tadımda görüşmek üzere. Şimdilik ayrılıyoruz. Fırınımızı da kapatalım arkadaşlar. Kendi haline bırakalım. Sevgili takipçilerimiz, lezzet denemesi için cıvıklı pidemizi komşularımızdan Mustafa Bey'in yanına geldik. Evet, hoş geldiniz. Böylece bu şekilde arkadaşlar ilk kez dışarıda el yapımı cıvıklı pidemizi deneyeceğiz arkadaşlar. Lezzet denemesi için puanlarını bekliyoruz Mustafa Bey'le. Evet, Nihat abimiz zahmet etmiş, getirmiş. Açıp bir deneyelim. Evet arkadaşlar, Nihat abinin yaptığı pideyi deniyoruz. Güzel kıyması falan. Bayağı bol malzeme kullanmış. Nihat abi yakında batarsın böyle insanlarla. İşte. Arkadaşlar ilk kez yaptık. Kayseri yöresine ait. Evet. Cıvıklı pide. Bunu normalde bunun üzerine şey atıyorlar bir ama ne döküyorum ya. Neyse aklıma gelmiyor. Neyse. Nihat abi sen bu bol malzemeyle yakında batarsın. Bence biraz hız. Ya da arkadaşlar dışarıdan sipariş vermeyi bırakın. Nihat abiden sipariş verin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şubesi daha olarak da ben yardımcı olabilirim. Eline koluna sağlık abi. Teşekkürler abi. Nasıl? Puan olarak ne diyorsun? Güzel. 10 üzerinden 10.5 veriyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. 10. Afiyet olsun. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Teşekkürler abi. Bu gerçekten güzel. Tavsiye ederim. İşte sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi biz el yapımı cıvıklı pidemizi yaptık. Komşularımızdan götürdük. Mustafa Bey'in lezzetini denettik arkadaşlar. Gerçekten ilk kez bu şekilde bir video çekiyoruz arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Biz şimdilik eve gidiyoruz. Kendimize deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi hep beraber eve gidiyoruz. Evet sevgili takipçiler, gördüğünüz gibi Nihat bu hafta kendi evinden lezzet deniyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir kıymalı pide yaptık arkadaşlar. Kayseri yöresine ait cıvıklı kıymalı pideyi fırında pişirdik. Lezzet için denettik arkadaşlar. Şimdilik eve geçiyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz videoyu burada sonlandırıyoruz.
Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, sizleri bu hafta Nihat'ın mutfağına, Kayseri yöresine ait cıvıklı kıymalı pide denedik arkadaşlar, pişirdik. Mahallemizin bakkallarından Mustafa Bey'e lezzet denemesi için götürdük arkadaşlar. Gerçekten denedi. 10 üzerinden 10 puanı kaptık ve tekrar geri döndük arkadaşlar. Kendimiz denemek için biz de deneyelim arkadaşlarımız. Hazırsak hep beraber Kayseri yöresine ait cıvıklı kıymalı pidemizi deniyoruz. Bismillah deyip yiyoruz. Boğuluyam. Arkadaşlar şaka yaptım. Gerçekten müthiş olmuş arkadaşlar. Elimize, emeğimize sağlık. Biz bu haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Benim kanalda kalmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hazırlayan ve sunan Nihat Çalmaç.